yönetime geldiği günden bu yana aynı politikalarını devam ettiriyor. Yani dikkat edecek olursak burada Türkiye'de maalesef kamuoyunun bilmediği bir gerçek var. İki ülke arasındaki ilişkiler bozulduktan sonra ilişkilerin düzeltilmesini isteyen taraf Türkiye, şartlar öne süren taraf Mısır'dır. Yani Türkiye'nin Mısır'a herhangi bir şart sürecek durumda olmadığı çok bariz bir şekilde ortada. Ne olabilir mesela? İşte Sisi'de tamam bir genel af istenebilir. Fakat aynı durum Türkiye için de geçerli. Diğer taraftansa dikkat edecek olursak iki ülke arasındaki en önemli problemlerden bir tanesi Müslüman Kardeşler Örgütü'ne Türkiye'nin verdiği destektir. Hatta o kadar ileri gidilmiştir ki zamanında Mursi seçildikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden ve kendisinin sağ kollarından birisi olarak değerlendirilen Erol Olçok'u oraya özel olarak göndermiş ve Mursi adına halkla ilişkiler çalışması yapmasını istemiştir. Ve devamında da zaten orada bir takım rahatsızlıklar yaşandı Mısır'da. Yani bazı insanlar gözaltına alındı, bazıları tutuklandı. Dolayısıyla Türkiye ile Mısır arasında Türkiye'nin Mısır'ın iç işlerine karıştığı yönünde Mısır'ın bir rahatsızlığı nedeniyle bütün bu gerilimler yaşandı. O yüzden mesela Mısır bunlar yaklaşık 2 yıl önce bir takım şartlar öne sürdü ve dedi ki Müslüman kardeşler olan desteğinizi çekeceksiniz ve aynı zamanda Orta Doğu'daki Libya olsun, Doğu Akdeniz'deki bir takım işte gaz meseleleriyle ilgili bağlantılı bir takım gelişmeler olsun buralarda bizi dikkate alacaksınız dediler ve Türkiye bu konularda adım atmaya söz verdiği için bir yumuşama söz konusu oldu. Son olarak da tabii Abdülfettah el-Sisi'nin Türkiye'ye yapacağı ziyaret bir şekilde reddedildi, yani ertelendi ve Sisi Türkiye'ye gelmedi. Bu bile aslında zaten Türkiye'nin Mısır'ın öne sürdüğü şartları yerine getirmediğini gösteriyor. Dolayısıyla bu iki ülke arasındaki bu şeyde, bu konjonktürde ortaya şart süren taraf Mısır tarafı, Türkiye tarafı değil. O nedenle Hacı Selçuk Özdağ'ın sormuş olduğu soru keşke daha farklı bir soru olsaydı. Aslında zaten oraya getiriyor meseleyi. Yani ne değişti? Evet, ne değişti? Bu arada hani soru şöyle mantıklı bir soru. Neden ilişkiyi bozdunuz? Neden düzeltiyorsunuz değil ama neden bozdunuz? Gerçekten de geçmişe dönük olarak bakıldığı zaman Mısır'la Türkiye'nin ilişkilerinin bozulması için herhangi bir sebep söz konusu değildi. Mısır'ın kendi dinamikleri içerisinde herhangi bir lider gelebilir, darbe olabilir, olmayabilir. Ama bunları Türkiye'nin bir şekilde taraf olarak tanımlaması, taraf olarak sahip çıkması o devletin kendisi tarafından iç işlerine karışmak olarak değerlendiriliyor ki Türkiye'nin Mısır'la olan ilişkileri maalesef bu nedenle yaklaşık 10-15 yıldır çok kötü durumda. Ve bunu da bir şekilde hani Erdoğan düzeltmeye çalışıyor. Neden düzeltmeye çalışıyor? Sebebin daha hani geniş bir şeyi görecek olursak perspektiften. Orta Doğu'da yeni dinamikler ortaya çıktı. Ve evet, bir takım ülkeler artık Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere bu alternatif arayışları içine girdiler. Artık Amerika'yı bile dinlemiyor bu ülkeler. Dolayısıyla Türkiye bu treni kaçırmak istemiyor. Kaçırmaması da gerekir. Bu doğru tavırdır. Ama kaçırmak istemiyor. Bu nedenle Mısır'la da ilişkilerini düzeltmek zorunda. Mısır'la birlikte hareket eden Suudi Arabistan'la, birlikte hareket eden Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerini düzeltmek zorunda. Ve bu üçlünün motor gücü olduğu Arap dünyasına geri dönmek durumunda olduğu için siyasi açıdan, ekonomik açıdan, askeri açıdan, jeopolitik açıdan gerçekten de Türkiye'nin bunları yapması gerekiyor ve bu dönüş bu sebeple aslında yapılmaya çalışılan şimdi, bir dönüş. Musa Özürlü, siz anlatırken biz ekrana bir fotoğraf karesi getirdik. Şimdi onu yeniden görüyoruz. Bu fotoğraf karesi önemli. Çünkü bu İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi olağanüstü ortak zirvesi. Şimdi buradaki isimlere baktığımız zaman bir tarafta Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer tarafta da Beşar Esad var. Şimdi evet. Bu konu sizin uzmanlık konunuz zaten, pek çok diğer meselede olduğu gibi uzun yıllar Suriye'de savaşın ilk günlerinden itibaren oradaydınız. Yapılan açıklamalar Türkiye'den hep çok netti. Şimdi aynı karede Beşar Esad'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görüyoruz. Nereden nereye ve nasıl? Nereden nereye? Birincisi tabii Suriye'nin, yani Suriye'de olaylar başladığı zaman birçok ülke, birçok başkent gibi Ankara'da Suriye konusunda yanıldı. Ve aslında daha sonra yanılsama içindeydiler. Yanıldı değil ama yanılsama içerisindeydiler. Çünkü Suriye'de bir takım dinamikleri iyi hesaplayamadılar. Ve
Suriye'de yönetimin değişeceğini düşündüler. Daha sonrasında Batı ülkelerinin herhangi bir şekilde bu gerçeği gördüğünü ve Türkiye'nin aslında sonrasında yalnız kaldığını görüyoruz. Yani en başta Suudi Arabistan, Katar, ki Katar hala Türkiye ile beraber, hani onu da belirtmek lazım. Ama Suudi Arabistan ve Batı ülkelerinin Suriye sahasından çekilmeye başladığını görüyoruz. Sonrasında ne oldu? Baktılar ki gerçekten artık konjonktür şunu gerektiriyor. Suriye ile herhangi bir şekilde ilişkilerin tekrar düzeltilmesi lazım. Ve Türkiye şu ana kadar bütün bu ülkeler haricinde bunun dışında kalmış olan ülke. Tabii Türkiye'nin özel şartları var. Yani Türkiye kendi güvenliğine bir tehlike olduğu savunmasıyla Suriye'de faaliyet içerisinde bulunuyor. Yani Birleşmiş Milletler'in 51. maddesine dayandırarak. Diğer taraftan böyle bir şey olmasa bile Türkiye şimdi orada bir faaliyet halinde ve Suriye'den bunu anlamasını bekliyor. Suriye tarafı ise aynı şekilde, yani buna mukabil olarak Türkiye'nin destek verdiği bir takım örgütlere bu desteğini kesmesini istiyor ve Türkiye'nin kayıtsız şartsız bir şekilde kendi topraklarından çekilmesini istiyor. Hatırlayacak olursak bundan birkaç ay önce olumlu bir takım açıklamalar yapılmıştı, yani Rusya'nın arabuluculuğunda. Fakat daha sonrasında Erdoğan'dan, yani Türkiye tarafından bir takım olumsuz açıklamaların gelmeye başladığını gördük. Çünkü Suriye tarafının tek şartı aslında, yani diğer bütün şartlardan önce tek şartı Türkiye'nin çekilmesi ya da çekilme konusunda somut bir takvim sunmasıydı. Fakat bu olmadı. Her şeye rağmen bu zirveye Erdoğan da katılınca, Esad da katılınca acaba bir ortak fotoğraf verilir mi diye bir soru soruldu. Ama böyle bir şey mümkün değil şu anda. Çünkü iki ülke arasında şartlar henüz oluşmuş değil. Ortak yan yana fotoğraf yok da böyle bir fotoğraf var elimizde. Evet. Böyle bir fotoğraf var. Böyle bir platformda artık Erdoğan da bir takım saha gerçeklerini maalesef kabul etmek zorunda kaldı. Evet, yani, şu sebeple önemsemek gerekir herhalde. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan tanıyoruz. Hani daha önce pek çok uluslararası toplantıda şunu diyemez miydi Cumhurbaşkanı? Hayır, ben bu fotoğrafta evet geleyim, toplantıya katılayım, neyse öğreneyim ama bu kadere de bulunmak istemiyorum deyip katılmadığı, değil mi, var? Yani bunu da yapabilirdi. Evet. Ama bunu tercih etmedi. Bunu tercih etmemiş olması üzerine konuşmak lazım. Yan yana, el ele, Esad'la yok. Sisi'yle var da Esad'la yok ama Esad'la aynı karede. Evet. Bunun bir manası ama var. Ama aynı karede. Şöyle bir şey var. Suudi Arabistan, dikkat edecek olursak bu fotoğrafta Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ortada. Solunda İran, Türkiye ve Katar görülüyor. Evet. Mahmut Abbas görülüyor. Fakat sağındaysa Abdülfettah el-Sisi ile Esad'ı görüyoruz. Yani ikilinin yan yana durmak istemediği ortada. Erdoğan'ın Esad'la belki çok yakın bir şekilde durmak istemediği ortada ama Muhammed Bin Selman'ın bu dönemde, özellikle son 1-2 yıldır Orta Doğu'daki en aktif diplomasiyi yürüten kişi olduğunu da belirtmek lazım. Yani artık Orta Doğu'daki diplomasi liderliğini Suudi Arabistan ele geçirmiş durumda. Daha önceden evet Türkiye'nin bir ağırlığı söz konusuydu ve Suudi Arabistan'ın bu diplomatik liderliği, bu arada Çin'in de tabii müdahil olmasıyla İran'la bile görüşmeleri devam ettirmesini sağlıyor ve Türkiye'nin de aynı zamanda dönmek istediği bu Orta Doğu içerisinde dengeleri gözetmesini de gerektiriyor ki gerçekten de bunu Muhammed Bin Selman'ın bir başarısı olarak görmek lazım. Yani Esad'ın orada olmasını, Erdoğan'ın aynı karede yer almasını bence Suudi Arabistan'ın etkisine bağlamak lazım. Tabii Erdoğan böyle bir şeyi ister miydi? İstemezdi ama nihayetinde şöyle bir şeyi hatırlayalım. Belki izleyicilere daha iyi, somut bir örnek olabilir. Libya'daki bir takım gelişmelerle ilgili olarak Berlin'de bir konferans yapılmıştı. Daha sonra ikincisi de Paris'te yapılmıştı. Hı hı.